Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci bölümle karşınızdayım. Farming Simulator 2022'de ikinci bölümle karşınızdayım. Bugün ikinci bölümde ne yapacağız? Birinci bölümde dediğimiz üzere tarla hasadımız vardı. İki tane tarla hasadı gerçekleştireceğiz bu bölüm. Ayrıyetten yapabilirsek farklı tarlalar almayı da düşünüyorum. Eğer yapabilirsek. Şimdi case'imize geçelim. Önce dorsa müzik bir takalım. Ondan sonra şuradan hatta ben şöyle bir şey de yapabiliriz. Aslında bu buğday saban da yapabiliriz. Saban diyorum. Saban da yapabiliriz. Onu da bir şey yapayım. Onu çıkarmayacaktım. Şunu takacağım. Öyle bir planda ya programda çizebiliriz. Hatta ben gideyim alayım bir tane. Hatta almayalım, kiralayalım şuradan. Bakalım, fiyatlar pahalı büyük. Çünkü balya makinelerin fiyatları pahalı. Şuradan bakalım. Ne yapalım? Kare mi yapalım yoksa yoksa yuvarlak mı yapalım? Mod baya pahalı ya. Biraz daha aşağı inelim. Şurada 22 bin liraya bir şey gördüm ama doğru mu gördüm? Doğru görmüşüm ama bu küçük balya yapıyor. Evet, o küçük balya yaptığı için o kadar ucuz. Bize normal standart bir balya makinesi lazım. Zaten kiralarız herhalde. Bu ne yapıyor? Yuvarlak. Bu da yuvarlak. Bunların ikisi. Birisiler bir şey. Tamam. Oyunun kendilerinde yok mu? Oyunun kendisinde. Oyunun kendisinde de yok. Ne yapalım? Balya ben kare istiyorum. Çünkü yüklemesi şey falan daha rahat oluyor. Hangisini alalım? Şunu mu? 200 beygir diyor. Bu yuvarlak yapıyor. Bu da yuvarlak yapıyor. Sen de yuvarlak yapıyorsun. Sen de yuvarlak. Sen de yuvarlak. Sen de yuvarlak. Sen kare yapıyorsun. Bu olabilir bak. Evet, bu olabilir. Bunu bir ayarla diyelim. Olabilir. Kiralayacağız zaten. O yüzden şeye yine gerek. Tivi ne? Tivi ne? Ben anlamadım onu. Neyse, kiralayacağız zaten. Kiralama maliyeti bayağı az olmuş. Başka ne yapacaktık? Balya yükleyiciler. Otoload modumuz var. Ama otoload destekleyen bir balya toplayıcımız var mı? Kedi de bu aralar beni rahatsız ediyor. Belki sesi geliyordur size de. Sana da miyav. Sana da miyav miyav. 32 balya. Otoload'un var mı? Var. Otoload'u açalım. Tamam. Bunu da kirala. Bunların ikisini ben alıp geleyim. Hemen. Arkadaşlar bunun hasarı varmış biraz. Ama hasarı şimdi tamir etmeyeceğim. Hasarı şimdi elleme yapmayacağım. Hatta biz bunları getirirken şöyle bir şerdövere geçip işçiye versek. Ama dur. İşçi balya saman yanını devre dışı bırak. Saman yanı aç. Tamam. Saman yanı aç. Bakalım. Yapsın. Devam et. İşçi burayı devam etsin. Hemen. LSC'ye de basalım. Bak kaydetsin. Şimdi şöyle hemen gelelim. Onları almaya giderken işçi de oradan saman yolunu yüklesin. Bakalım.
Tabela devir. Ne var ne yok devirdik lan. Dur lan. Klavyede sürmesi gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Ben 19 oynadım. 19 direksiyon seviyeli oynadım. Ama bu GeForce Now'un şöyle bir sıkıntısı var. Direksiyon setlerini görmüyor. Direksiyon setlerini görmediği için klavyeyle oynamak mecburiyetinde kaldım. Bu 22. Hatta Forza Horizon'da böyle. Klavyeyle oynadım ilk. Ondan sonra gamepad taktım. Gamepad'le daha iyi oldu. Gamepad'i gördü. Gamepad'i gördüğü için de ben de Gamepad koyuyorum. Forza Horizon oynuyor. Şu anda bu klavyeyle oynuyorum. Gamepad'le Farming sarmıyor. Ben oynadım. Farming sarmıyor Gamepad'le yani. Eğer oynayanlarınız varsa da nasıl sarıyorsa ben anlamış değilim. Klavyede daha da iyi. Hem kontrol açısından hem fonksiyonlar açısından, tuş açısından daha yeterli klavye. Tuş yeterliliği açısından. Bizim kamyon modlarımız da var. Hatta şöyle göstereyim size kamyon modlarını. Bunlar zaten oyunun kendi verdiği. Şöyle bir Mercedes var. Fiat var burada. Magnum modu var. Yine Fiat Iveco iş ortaklığı internasyonel var. Kamazlar var. Urallar var. Yine Kamazlar var. Yine Kamaz. Burada da neydi bunların adı? Dilimin ucunda da. Unuttum. Bunlar da Rus kamyonu zaten. Burada bir Ford'umuz var. F600. Burada Mack kamyonumuz var. 3 tane. Man var. F neydi lan bunların modeli? F bir şey. F2000 miydi? Öyle bir şey olması lazım. TGS'ler var yine. TGX'ler var. Maz var. Scania'mız var. Yine TLX, Amicron kamyonlarımız var. Burada da bir tane minibokumuz var. Ben kendim oynadığım şeyde Unimog'u kullanıyorum. Gayet iyi. Burada da arabalara gelelim. Burada da bir tane, ha bu zaten DLC'ymiş. Burada F350 modumuz var. Burada Shroke modumuz var. Transit modumuz var. Ayrıyetten L200 ve Sprinter modumuz var. Hepsi de gayet iyi çalışan modlar. Eğer istek olursa onlardan da alırız. Şöyle bir şey yapacağım. Ben bir dakika. Yakıt masrafı eğer şoförden kesiyor değil mi onları? Bir dakika. Satın alma abi. Satın alma. Satın alma. Satın alınca bizim para yiyor. Yani kamyonun kendi şeyini yemiyor. Aa mesela 7 dolarlık yakıt yapmış. Onu tekrardan satın alıyor. Depoyu fulluyor yani. O da hiç gerek yok. Biz fulleriz zaten. İnsan. Bunu da şöyle arkaya doğru çıktı. Bayağı da biriktirmiş. Aa bu da Dolly miymiş? Dolly hiç iyi olmadı yani. Şöyle bir içerilere bakalım. Dolu koranlar. Şşş daha var. Şuradan balyalamaya başlıyorum. Şuradan balyalamaya. Açık değil mi? Açılıyor. İyi bekle. Tamam. Balya boyutu. 240. 82-240 yap. Balya boyutu. Çarpıştık. Açık balayı. Ne yapacağız biz? Ne diyor bu? Bir sonra balon. Ne diyor lan bu? 6x'e basalım bir de. O neymiş? Ne diyor bu? Çalışıyor mu lan bu? Çalışmıyor ki. Ne yapacağız?
Twin. O ne ya? O ne oluyor? Başka bir açabileceğimiz bir yeri mi var bunun? Tamam. Balya makinesi sayılır. Sonra kamyon kaldırdık. Balya makinesi. Ne yapacağız? Başka ne yapacağız? Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Yapıyorum şu an. Allah Allah, bu niye böyle diyor ya? Çözmüş değilim şu anda, bir dakika. Ne diyor? Kiralayan benim, evet. Kamyonet kaldır, balya makinesini aldık, ikisi yaptık, aldık. Burada rahat yedeyiz. Açtık. Fesyonel anasının amı. Ne yapacağız iyi? Ne yapacağız? Ben anlamadım yani şimdi. Çalışmıyor iyi bu. Bir şey mi açmamız gerekiyor? Bir dakika şuradan bakalım. Ayarlardan mı yapmamız gerekiyor bunu? Römek dolum sınırı. Yakıt kullanımı tamam. Mevsim falan filan. Yok burada. Şuradan. Burada da öyle bir şey yok. Bu ne, bu ne? Bu yok. Yani bu yok yani. Başka bir şey yok. Yani böyle bir ne diyeyim? Ayrı bir açmamız gereken bir şey veya ayrı bir yapmamız gereken bir şey yok. Çünkü. Allah Allah. Bu niye oluyor ki? Yani arabada ya bunu yapınca da bir etkileşim olmuyor. Yapıyorum şu an. Etkileşim olmuyor ya. Ben bunu bir çözeyim de geleyim ya. Bir dakika arkadaşlar. Geliyor. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar. Sorunu çözdüm. Bir tane mod varmış. Ondan kaynaklı yapıyormuş bu işi. O modu kaldırdım hemen. De. Hacı abi sen ne yaptın? Gözünü seveyim de. Dereye uçmuş lan adam. Adam dereye uçmuş lan. Bunu nasıl becerdin Hacı abi? Sen buradan nasıl bir dönüş açını yaptın ya? Hani buraya düşme gibi bir ihtimal yok. Şimdi öyle söyleyeyim yani oradan ben nereye döneceğim ki? Oradan düşme gibi bir ihtimal yok yani benim anlamadığım onu. Neyse buradan devam edelim Hacı abi, ben de şuradan hemen. Yine bu diyor bu böyle. Allah Allah. Bu sefer niye diyen Hacı abi? Bu sefer niye diyor Hacı abi? Balıklı TV. TV ne ya TV? Bir şey bir şey. Ne demek oğlum o? Baksana. Bir dakika. Google Translate'den bir aratacağım. Bir dakika aratacağım. Çevreye gidiyor. Merak ediyorum ne olduğunu merak ediyorum gerçekten. Ne demek istiyor bu bana? Hani şu ne diyor? First net to feel the baler with the TV. İlk önce balya makinesini sicim ile doldurmanız gerek. Sicim ne amına koyayım ya?
Şimdi ip dedi, ip mi ne ya? Sicim ne? İp mi diyor yani? Anlamadım. Bir dakika ya. Balyalama teknolojisinde başka bir şey mi var yani almamız gereken? Onu çözemedim ben. Nerede o bizim aldığımız cihaz? Şu muydu? Bu değil herhalde. Bu muydu? Buydu. TV. Biz burada evet demişiz. Büyük ihtimal. Şimdi öyle olunca o zaman biz bunu gidelim. Sıfırlayamıyoruz mu? Buradan sıfırlayalım bir. Kiralık. Bunu bir sıfırla. Hatta dön. Bir daha kiralarız. Sıfırlayamıyoruz mu şuradan araçlarımızı biz? Biz araçları nereden sıfırlıyorduk bu oyunda? Neyse sıfırlayamadım. Ya bu sen gösterme tamam. Ya tamam gösterme. Hayda. Kaldı lan bu. Şuradan hemen gidelim de şu valle işini bir çözelim. Bu bölüm de uzuyor bak. Diğer bölüm kaç dakika? Bak. Video kesmişiz. Bak. Bu bölüm 13 dakika daha 13 dakika olmuş. Öbürü 21 dakika olmuş. Daha biz hasat yapamadık. Balya yapamadık daha. Kayıttayız değil mi? Kayıttayız. Değilmişiz bir de. Allah ağlar. Koşalım. Hemen gidelim abi şunu yapalım ya. Böyle şöyle uğraşıyoruz yarım saattir. Hemen şuradan bir balya makinesi ver abi bana sen. Farklı bir şey ver gözünü seveyim. Sicimsiz micimsiz bir şey ver ya. Ver şunu ver ya. TV mi ya? Hayır istemiyorsun TV mi? TV ne oluyor? Değişen ne yani? TV dediği ne? Merak ettim. Bir dakika onu da ara, onu da yazalım. TV ne? Sicim. Sicim ne demek? Sicim. Sicim. Keten, kenevir bitkilerin yapılıp bağlamaz. İp mi? Ya oğlum öyle desene. İp desene. Türkçesi yok mu bunun? Balya ipi desene. Beni burada uğraştırıyorsun yarım saattir. Balya ipini nereden bulacağım ben? Var mı burada? Balyalar diyor. Hani sicim micim yok bir yerde ya. Sicimle alakalı hiçbir şey yok. TV adam. Kara balya samanı. Kon. Da işte Hacı abi. Sen iyi diyorsun, hoş diyorsun da sicimle alakalı hiçbir şey yok. TV. De alakalı ha buradaymış. Alalım bundan ne olur olmaz. Bak şimdi bizim balya makinesi test ederse yeni aldığımız kiraladığımız balya makinesi. Dolduruyor mu sicimden bunu? Bakın. Ben bakayım bir yere diyecek mi sicim doldurmayacağım doldurmayacağım.
İlgilenme. Şöyle katlayalım abi, gidelim. Balya damamızı yapalım. Bitirelim. Deriye neyim uçmadın? Doldun mu lan? Ne çabuk lan? Ya bu işçi yapmıyor ki balyalamayı. Kim yapacak şimdi? Ben yapayım. Seni de boşaltalım. Geleceğim. Şimdi bir boşaltma işlemi uygulayalım. Ama senin çıkman lazım oradan, yoksa ben ekin ediyorum. Ekipte kulağı açık maalesef. Yabani otlar birikmiş orada duruyor bak. Başlayalım. Yardımcı da alalım seni. Oraları niye bıraktın? Şuraları niye bıraktın Allah aşkına? Bunu yakınlaştırma tuşu nerede? Ekran yakınlaştırma tuşu. Nasıl yakınlaştırıyorsun? Yok mu öyle? Ya arkadaş, beni yoruyor ya. Allah yoruyor ya. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Şimdi devam edeceğim. Beni de ezme. Sen de orada dur. Biz de işimizi paylaşalım. Sonunda ya. Bir dakika. Şöyle bir şuradan bir ekran görüntüsü alalım. Bu mod da bayağı güzel, modup'tan bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim gayet hoşuma gitti. Saat de şöyle değiştirebiliyoruz. Şöyle gün batımı yapalım. Sonunda balyalama işlemine başladık. Allah'a şükür.
Allah aşkına. Ya senin derdin ne arkadaşım? De niye dereye düşüp duruyorsun? Yine dereye düşmüş arkadaş. 2 dakika bakmam şeye gelmiyor ya. Hemen dereye düşürüyor. Devam et ya. Allah Allah. Bu arkadaş hasadı bitirmiş. Dur ben şöyle bir fotoğraf alayım da. Kapak fotoğrafı yaparız. Şöyle bir fotoğraf alayım da hem kafa fotoğrafı yaparız. Neyse. Şimdi buradaki hasadımız bitti. Buradan kaç ton çıktı? Bayağı az çıktı aslında. Hatta bayağı az çıktı. Video da bayağı uzun oldu. Buraya uğraştığımız bayağı yarım saatlik burayla uğraşıyoruz. Şöyle bir boşaltalım. Boşaltsın. Biz de şuradan hemen artanları toplayalım. Ondan sonra bölümü bitirelim. Diğer bölümde burayı hasat edelim. Ondan sonra burayı hasat olurken burayı da şeyini yaparız. Sürülmesini yaparız. Sabanlanmasını yaparız. Artık ne gerekiyorsa yapacağız. Tarladan toplam 4 5 sırtımızdakiyle 5 balya çıktı. Gayet yeterli. 8000 litreden 5 çarpı 8 40.000 litre saman çıktı. Gayet iyi. Gayet iyi. Yeterli seviyede. Daha da olmaz galiba. Ben durdurayım, boşaltayım. 2 tane mi? Oo, daha iyi. Daha iyi. Hemen katlayalım şurada. Balyaları toplarım. Gelelim. Bakalım buradan kaç ton buğday çıkmış. 12, 13 ton buğday çıkmış. 13 ton buğday. Diğerine doğru götürelim. Biçer döveri. Oradan da videoyu dur kapatalım. Ha daha bunlar da var. Ha, bunlar da. Bunları da alalım. Bunları almamış işçi. Aynen. Tam 13.000 litre. Tam 13.000. Hatta dökelim. Tam 13.000. 12.977 miydi? 73 müydü? Öyle bir şey olması lazım. Tam 13 litre civarına hemen açalım robayı. Roba borusunu. Döksün bakalım kaç bin litre oldu. 12.985 litre. Gayet yeterli. Hemen gidelim abicim. Ya bayağı uzun. Evet. Biraz uzun. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde bu bölüm sonuna gelmiş olmalı.
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videoya önerileriniz varsa da yorumda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.